bunu sadece genel başkan meselesiyle indirgememek, parti örgütünün işte hiçbirimizin hep eleştirdiğimiz bu noktaları en azından tedavi edecek yeni bir yapılanmanın önünü açarak bu bütün meseleyi konuşmak, kurultaya getirmek. Orada bu öncelikli mesele genel başkan, çok genel başkanlarımız değişti arkadaşlar. Sonuçta biz Sayın Murat Karayalçın'ın dediği gibi eski genel başkanlarımızdan beyaz atlı prensip peşinde koşuyoruz hep. Onu da bulamıyoruz. Tam bulduk diyoruz ama olmuyor. Mesela parti örgütünün çalışması, iyi bir makine gibi çalışması. Bizim parti örgütlerimiz iyi bir makine gibi çalışmadı, çalışamadı. İki tane seçim yaşadım. 30 yıl bekledik adaylık için. Bir ön seçim oldu da öyle tabii buradan da büyük destek aldım. Ama bizim parti örgütlerinin, bu da aşağıdan yukarı değil, genel merkezin bu işe el atması lazım. Sonuçta buradaki parti örgütleri çekişme bütün Türkiye'de var. Dolayısıyla bizim esas meselemiz bunu halletmek. Üyelik yapısını, yönetim yapılarını, işte kim adayımız olursa olsun bütün grupların o adayın peşinden gitmesini sağlayacak bir çalışmanın ya da iknanın yapılması lazım. Onu yapmadan başarı sağlayamıyoruz. 25'lerde takılıp kalmışız. Bu sadece genel merkezin hatası veya eksikliği değil. Genel merkezimiz de bana göre 7 Haziran'dan 1 Kasım arasındaki süreci tam okuyamamıştır. Orada artık ekonomik vaatler değil, zaten onu şey verdi, AKP işte bizim asgari ücretlere 50 lira hani kaçta bölüyor deyip biz onu 300 liraya, 350 liraya çıkardık en azından hükümet olamasak bile. Bu konuda da 1 Ocak'tan itibaren de bu ücret onlara helal olsun, haklarıdır diyoruz ama Sayın Genel Başkanımızın ve bizlerin, partimizin de bunda küçük de olsa bir katkısı vardır. Bu konuda da partimizin en azından hedeflerinden bir tanesi dar gelirlerle ilgili hedefine ulaşmıştır. Zonguldak'ta bu delegelik ve kurultaya giden süreçle ilgili de ben de örgütten gelen bir arkadaşınız, hemşeriniz olarak demin şikayet ettiğimiz veya öz eleştiri yaptığımız konuların bertaraf edilmesiyle ilgili önce bulunduğumuz mekanda, şehirlerde, kentlerde, ilçelerde, sonra da bu değişikliğin genel merkeze yansımasıyla ilgili bir mücadelem olacaktır. Bir uğraş içerisindeyim bu konuda. Ereğli'den de bu konuda bana destek olunmasını bekliyorum. Ereğli'deki üyelerimizden ve seçilecek yönetimlerden. Çünkü bu yapıyla herkes birbirine çelme atıyor. Kim aday olsa da sonuçta diğer gruplar çalışmıyor. Maalesef bunu yaşadık bu dönemde. Bu insanların hatası değil. Demek ki yapıda bir hata var arkadaşlar. Yıllardır bu böyle. Çok çalıştı genel başkanımız. Zonguldak, Ereğli'ye çok geldi gitti. Ama dediğim gibi evde yatsaydık 3 puan düşmezdi. 9000 küsur oyunu kaybetmezdik. Yani her taraftan oy kaybettik. Ben bu süreçte partinin yenilenmesi ve yeniden yapılanması ve genel merkezde de bunun sonuçlarının ulaşmasıyla ilgili Ünal Bey'le beraber bizim düşüncemiz, böyle bir düşüncemiz vardır. Sonuçta partimizin 2019'da, belki 2019 öncesi bir başkanlık halk oylamasında ve 2019'daki 3 tane seçimde çok daha dinamik bir örgütler ve çok daha dinamik bir genel merkez yapılanmasının ortaya çıkmasıyla ilgili bu düşüncelerimize destek olunmasını bekliyorum. Tekrar seçimlerin ülkemize Zonguldak, Ereğli'ye hayırlı olmasını diliyorum. Umarım 13 yıldır eksik bıraktıkları çalışmaları, ihmalleri bu dönemde bertaraf ederler. Biz Ereğli için, Alaplı için, Zonguldak için çalışmalarında, katkılarında hükümete, vekillere, Zonguldak AKP vekillerine destek olmayı taahhüt ediyoruz. Ama yine çalışmazlarsa 13 yıllık geçmişteki gibi bunları da şiddetle eleştireceğimizi sizlerin huzurunda ifade ediyorum. Ben tekrar seçim sonuçlarının Ereğli'ye, Alaplı'ya, Zonguldak'a, Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. AKP'yi de milletvekillerini de tekrar kutluyorum. Sağ olun, var olun. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar.